Allah Resulü Aleyhisselam üç şey saydı. Hadiste madde halinde değil ama biz anlaşılsın diye maddelendirelim. Bir, dedi ki, kardeşinin karşısına güler yüzle çık. Değil mi Ahmet abi? Bir adam ne kadar bedevi olursa olsun, bir adam ne kadar hırçın olursa olsun, ne kadar katı kalpli, Resulullah Aleyhisselam böyle oturmayı yasaklıyor Emin abi. Ne kadar katı kalpli, kaba saba da olsa, onun kalbindeki yumuşaklığı, nezaketi ortaya çıkartan kilit neymiş, anahtar neymiş kardeşler? Tebessüm etmekmiş. Ya adam mahkeme duvarı gibi, nasıl tebessüm edeyim? Tebessüm etsem geri çarpıyor, başka tarafa gidiyor. Bir kere tebessüm ederim, iki kere tebessüm ederim, üç kere tebessüm ederim de, beş kere de mi? Evet, beş kere de olsa sen tebessüm et. Demek ki onun kalbini inceltecek olan husus senin tebessümünde gizliymiş. Peygamber bize onu öğretti. Sonra iki, kovandan, kovandan su isteyen olursa onun kabına su boşalt dedi Peygamber Aleyhisselam. Çok basittir kardeşlerim. Çok basittir. 5 litre suyu marketten alırsınız. Tam evin merdivenlerinden çıkarken yaşlı anne babanız der ki, evladım sen o suyu bana ver. Allah razı olsun, buraya kadar taşımışsın. Allah sana hizmet ettirmiş. Şimdi git kendine yenisini al dediğinde bedevileşmeyelim. Ya vahana, git 2 adımlık yer, kendi suyunu kendin al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsediyor. Bir kova su indiği zaman, geldiği zaman komşun senden en ufak bir şey dahi istese, yahu ben bunu perşembe pazarından 3 kilometre uzaklıktaki bir yerden aldım. Kadına bak, kendini kaldıramıyor da gidip de pazardan şu ihtiyacını karşılamıyor deme. O kardeşinin ihtiyacını karşıla. Hani dedi ki, iyiliği marufu küçümseme, hafif görme. Şimdi asıl bizi ilgilendiren üçüncü konu, asıl en önemli konu. Bakın şimdi, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, üç, bir kimse sende olup olmadığını bilmediği bir vasıfla sana hakaret etse. Şimdi buraya gelin kardeşler, hepimiz buraya yönelelim. Bir kimse sende olup olmadığını bilmediği bir vasıfla sana hakaret etse, sen onda bildiğin bir vasıfla asla ona hakaret etme. Allahu Ekber. Adam geldi sana, dedi ki, ey Ali Efendi, vallahi şu yeryüzündeki en cimri adam sensin. Halbuki böyle bir vasfa sahip değilsin. Sen yalancısın. Sen verdiğin sözü asla tutmazsın. Dediğinde eğer sen bu vasfa özellikle de sahip değilsen, Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor kardeşler? Onda bildiğin bir vasıfla asla ona hakaret etme. Asıl yalancı sensin. Geçen gün ticaretinde nasıl yalan söylediğine şahit oldum. Hatta hanımın da dedi, ey insanlar, bu adam var ya, bu bey var ya, yalancının tekidir, zorbanın tekidir. Sen zorbasın ve yalancısın. Benim gibi Müslüman bir esnafa, şahsiyete hakaret edemezsin. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam asla diye böyle söyleme diyor. Sonra devam etti, dedi ki, bitirdi mevzuyu, şüphesiz bundan dolayı Yüce Allah sana bir iyilik yazacak, hanene bir iyilik yazacak. Adam gelecek tepene, yahu diyecek sen maldan çalmışsın, yahu işçilikten kaçmışsın, sen sanki tartıda hile yapmışsın, benim malımı tas tamam ölçmemişsin gibi vasıflarla sizi niteleyecek. Sen de diyeceksin ki, hacı etme be hacı abicim, hacı etme be kardeşim ablacım. Eksik mi tartmışız? Tekrar tartarız. Yanlış mı ölçmüşüz? Tekrar ölçeriz. Hata mı yapmışız? Telafisi mümkündür. Kuluzdur. Bunu yaparız. Diyebilir misin? Ben şimdi kendime sesleniyorum. Kardeşlerim bazen diyor, sanki hoca bunu söylediklerini yapıyormuş gibi anlatıyor. Vallahi nefsime hitap ediyorum. Nefsime nasihat ediyorum. Ben yapmakta zorlandığım bir hususu size izhar ediyorum. İnanıyorum ki bazı kardeşlerim de bunu yapmakta zorlanmaktadırlar. Diyebiliyor muyuz kardeşlerim? Vallahi bunun telafisi vardır. Ölümlü dünyadır kardeşim. Kırmayalım birbirimizi diyebiliyor muyuz? Allah Resulü diyebiliyorsan senin diyor hanene ecir yazılacak. Diyemiyorsan, misliyle mukabele ediyorsan
Ulan sen var ya sen, ne hınzır adamın tekisin deyip de ona daha fazla yükleniyorsan, şunu kesinlikle bilelim ki bir vebal yazılacaktır diyor hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir vebal, bunun karşılığı verilecektir aziz dostlarım. Söyleyene de, ona misliyle daha büyüğüyle karşılık verene de. Sonra Peygamber aleyhisselam...